Zarife Hatun'un oğlu kuş olup uçtular haremden. Kösem Sultan Mısır'a sürmüş diyorlar. Erken öten horozun başı kesilirmiş. Dün gece Turhan Sultan da meydan okuyordu. Çiroz Sultan'a bak sen. Zarife Hatun'un başını yedi. Şimdi gerine gerine dolanıyor haremde. Turhan Sultan mı yaptı onu? Tabii ya. Ne sandın? Kim bilir koca valideye ne diller döktü de hatun sürüldü sarayda. Helvasını yapsalar da yesek var. Şş, bana bak. Sen de kolla kendini. Sarı. Kaya, gün geçtikçe güzelleşiyorsun. Allah'ım esirgesin. Müsaadeniz olursa yarın babamın türbesini ziyarete gitmek isterim. Olur tabii. Ben de geleyim. Onu çok özlüyorum sultanım. Bazı geceler rüyalarıma giriyor. Ben de çok özlüyorum kızım. Çok özlüyorum. Mekanı cennet olsun. Validem. Kaya, dairene dön. Ne oldu yine burnundan soluyorsun? Siz sebebini gayet iyi biliyorsunuz. Nasıl yaptınız bunu validem? Küçücük çocuğu dünyanın bir ucuna neden gönderdiniz? Sen kardeşine doğru yolu göstereceğin yerde hataya sevk ediyorsun. Ben de o hatadan dönmesini sağlıyorum. Belki de en büyük hata sizsinizdir validem. Sizin mevcudiyetinizdir. Umarım bir gün biz de bu hatadan döneriz. Olur şey değil. Validemin bu yaptığı zorbalık. Vaktiyle Murat abime yaptığını şimdi İbrahim'e yapıyor. Onu da kendine düşman edecek. Ne bekliyordunuz ki sultanım? Huylu huyundan vazgeçmezmiş. Ne yazık ki Kösem Sultanımız bizi bir felakete daha sürüklüyor. Biliyorum Melek. Ben de onu durdurmak istiyorum. Fakat ne yapabileceğimi hiç bilmiyorum. Onun yaptığı gibi yapın sultanım. Malum, gücünü hünkârımızdan alıyor. Onun adına kararlar veriyor. Başkalarını dinleyeceğine niçin sizi dinlemesin? Üstelik size pek bir güvenir. Bir dediğinize iki etmez. İnanın bana, kardeşinizi korumanın tek yolu bu.